Merhabalar Doktor Hamit Aydın. Bugün D vitaminini konuşacağız. Kış geldi. Artık güneşten almış olduğumuz ışınlar D vitamini üretimi için müsait değil. Zaten güneş de yok. Peki kış aylarında D vitamini kemik için, saç için, kaslarımız için, otoimmünitemiz için, bağışıklığımız için inanılmaz derecede önemli. Nasıl bir yol, nasıl bir rota izlemeliyiz? Bu videoda onu anlatıyorum. Arkadaşlar D vitamini biliyorsunuz aslında bir hormon. Yani dehidrokolesterol dediğimiz bir kolesterolün türevi olan şeyden cilt altımızda üretiliyor. Bir hormon olması sebebiyle de vücudu dolaşma yeteneğine ve imkanına sahip, oksijen gibi vücudu dolaşabilen, kanın içerisinde başka yerlere taşınabilen bir yer, bir hormon. Şimdi D vitamin olarak geçmiş artık, kayıtlara öyle geçmiş, biz vitamin olarak devam edelim. Ultraviyole B ışınları tarafından sentezleniyor. Ultraviyole B ışınları güneşin özellikle dik olduğu zamanlarda 80 derece, 110 derece arasındaki bantta olduğu aralıklarda, tepede olduğu zamanlarda bunu sentezleyebiliyor. Bunun birkaç aşaması var. Önce deride sentezleniyor. Oradan karaciğere geçiyor. Oradan böbreğe geçiyor. Böbrek de son formunu alıyor. Ultraviyole B'nin camdan geçmediğine özellikle vurgu yapmam icap ediyor. Kıyafetten geçmediğine, kapalı ofislerin içerisinde olan insanların içeride bulunan ışık ile alabilecekleri ışın ultraviyole A'dır. Dolayısıyla ultraviyole B gibi D vitamininin sentezinden sorumlu olan ışınları alamadıkları için kapalı ofislerde maalesef hemen hemen herkeste D vitamin seviyesi inanılmaz derecede düşük çıkıyor. Ben genel anlamıyla saç dökülme şikayetiyle gelen hastalarda bazı şeyler tespit ediyorum. Bir kere sadece yaşlılar için değil gençler için de D vitamininin düşük olması inanılmaz derecede düşük. Ben çoğunlukla ölçtüğüm zaman 10 nanogram mililitrenin altında D vitamin seviyesini ölçüyorum. Bu ciddi anlamda bir yetersizlik anlamına geliyor. Ve bu hastaların saç dökülmesiyle beraber genelde bağışıklıkları düşüktür. Genelde kemik sağlığı zayıftır, kemikleri zayıftır. Hele hele biraz ileri yaşlarda bu daha büyük bir problem olarak karşıma çıkıyor. Bağırsakları kesinlikle neredeyse bütün hastalarında, saç dökülme hastalarında bağırsaklar kesinlikle sorunludur. Neredeyse bütün hastaların kas gücü, zafiyeti, güçsüzlük gibi sabah uyandığı zaman halsiz, bitkin şekilde uyanmak gibi bazı problemleri vardır. Otoimmün hastalıklara yani başta diyabet olmak üzere Hashimoto gibi, Crohn gibi, romatoid artrit gibi kemik, kas dokusunu bağırsakları ilgilendiren veya beyni ilgilendiren hastalıklara yatkın olduklarını tespit ediyorum. Bunların tamamının D vitaminiyle ne alakası var? Yine tırnaklarının zayıf olduğunu çok fazla görüyorum. Bütün bunların D vitaminiyle bizzat ilişkisi var arkadaşlar. Çünkü bakın mesela dedik ki bağışıklığı düşüktür saç dökülme hastasının. D vitamini bağışıklığı yükseltiyor. Mesela dedik ki bağırsaklar sorumludur. Çünkü bu problem tabii kalsiyum emilimini problem olarak arttırdığından ötürü son derece önemli. Diğer vitamin ve mineraller, karbonhidratlar ve proteinlerin emilimi ile ilgili problemlere sebebiyet verdiğinden ötürü çok önemli. Sağlıklı bağırsak inanılmaz derecede önemli. D vitamini ne yapıyor peki? Sorunlu olan bağırsakları onarıyor. Ne dedik? Otoimmün hastalıklara yatkın olduğunu görüyorum. Saç dökülme şikayeti olan hastaların. Peki D vitamini ne yapıyor? Otoimmün hastalıklara olan yatkınlığı azaltıyor. Dediğim gibi başta diyabet olmak üzere. D vitamini yüksek olan birisinin şeker hastası olma, tip 2 diyabet olma olasılığı son derece zayıftır. Son derece zayıf. Dolayısıyla D vitamini deyip geçmemek icap ediyor. Dediğim gibi D hormonu olarak eğer düşünürseniz ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Yukarıda söyledim kolesterolden sentezleniyor. Kolesterolden sentezlenen iki tane hormon daha söyleyeyim işin ciddiyetini anlayın diye söylüyorum. Biri testosteron, biri östrojen. Bu kadar önemli bir molekülden bahsediyoruz. Dolayısıyla D vitaminini çok ciddiye almamız lazım. Ne dedim? Saç dökülme hastası genelde bana geldiği zaman bu hastalıklara yatkındır. Yani Hashimoto'ya yatkındır. Hatta Hashimoto hastasıdır. Romatoid artrit hastasıdır. Hatta çoğunlukla diyabet hastasıdır veya bir prediyabet hastasıdır. Peki D vitamini ne yapıyor? Bu otoimmün yatkınlığı ortadan kaldırıyor. İnanılmaz derecede yararlı ve sizi gelecekte otoimmün hastalıklara yakalanma konusunda riskinizi minimize ettiğinden ötürü D vitaminini saç hastalarında da inanılmaz derecede önemsiyorum. İki tane önemli hususa geldik. Özellikle genç çok fazla sporcu arkadaşlarım var. Ağırlık sporuyla, fitnessla ilgilenen hastalarım var. Buradan onlara selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Genelde genç hastalar bunlar. Sporla ilgileniyorlar. Bunlar için sağlıklı kemik, sağlıklı kas normal insanlara göre son derece daha önemli. Çünkü bunlarda olabilecek olan bir kas yırtılması, bir kemik kırığı belki meslek hayatlarını, belki o sporla olan ilişkilerini inanılmaz derecede olumsuz etkileyebilir.
İşte D vitamini tam bu esnada devreye giriyor. Bakın, hastanın saçı döküldüyse bana gelen hastaların çoğunda evet kas zafiyeti inanılmaz derecede belirgin, kemiklerle ilgili problemler belirgin. Özellikle sporcu bir arkadaşsa onlara ısrarla diyorum ki kemik sağlığınızı artırmak, onları daha sağlıklı hale getirmek, kas gücünüzü artırmak arzusundaysanız D vitaminini yaz ve kış takviye etmek zorundasınız. İşte en önemli konuya geldik. Kışın ne yapacağız D vitamini ile ilgili? Yazın herhangi bir krem, koruyucu kullanmadan öğle saatlerinde güneşlendik ve D vitaminimizi aldık. Peki kış aylarında güneş yok. Nasıl bu D vitaminini alacağız? Gıdalarla alma olasılığı çok çok zayıf. Neden? Çünkü D vitamini bazı deniz ürünlerinde bir miktar oluyor. Sebze meyvelerde neredeyse yok denecek kadar az. Bazı hayvansal gıdalarda bir miktar var ama hepsini tamamen toplasanız ihtiyacımızın %10'unu karşılıyor. %90'ı maalesef yani ultraviyole B'nin, güneş ışığının sağlaması gereken miktar. Kışın bu olmadığında o zaman haricen almamız icap ediyor. Çoğunlukla dediğim gibi saç dökme şikayeti olan veya kas kemik ağrılarıyla gelen veya bağışıklığım çok fazla düştü, çok sık enfeksiyonlara yakalanıyorum diyen, ki saç dökme hastasında bununla çok sık karşılaşıyorum. Onların önce seviyelerini 10 civarında olan 10 nanogram mililitre olan seviyelerini önce 60-80'e çıkartıyorum. Hatta bazen iğne formları yazıyorum. Sonra da mevcut olan durumu koruyabilmek için haftada 20 bin ünitelik kapsüllerle idame tedavisine geçiyorum. Yani özetle demem şu ki kış aylarında güneş yok diye D vitamini yazın ben depoladım oturayım diyemiyorsunuz. D vitamininin optimum derecesi olan 60-80, benim hasta grubum için söylüyorum, 60-80 nanogram mililitreye oturabilmesi için önce doktorunuzun seviyeyi o noktaya getirmesi lazım. Sonra da mevcut olan seviyeyi korumak için de haftada 20 bin ünite destek almanız icap ediyor. Bu videoda D vitamininden bahsettim. D vitamininin özellikle bağışıklık için, ki bu dönemde biliyorsunuz bağışıklığın düşük olması çok sık enfeksiyonlara yakalanmamıza sebebiyet veriyor. Büyük riskler olduğunu unutmayın. Başta bağışıklığımızı güçlendirmek olmak üzere saç dökülmesiyle sıklıkla görmüş olduğumuz işte bağırsakların problemli olması, otoimmün hastalıklara yatkın olma, kemik ve kas zafiyeti yaşama, yorgunluk gibi birçok şikayetin ortadan kalkmasına sebebiyet veriyor. Bu mucizevi hormonu sakın vücudunuzdan eksik etmeyin. Görüşmek üzere diyorum, hoşça kalın.